Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün İstanbul'un fethi 566. yıl dönümü arkadaşlar. Bu cihetle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yayınlamış olduğu bir vesikayı ben de sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Konumuz yine İstanbul ve Ayasofya ile ilgili arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Kolay bir metin. Hemen. Evet, polis müdiriyetine merkez kumandanlığına cennet mekan Sultan Fatih Hazretlerinin İstanbul'un fethini müteakip yani fethinden sonra Ayasofya Camii Şerifinde ilk hutbe-i hamasetini o kahramancasına olan o hutbesini kıraat ettikleri yani okudukları günün devri senevisine yani yıl dönümüne musadif yani tesadüf eden, tevafuk eden Rumi Mayıs'ın 29. Cuma günü, evet 29 Mayıs Cuma günü geçen sene yapıldığı vecih üzere yani geçen sene yapıldığı gibi Ayasofya ve Fatih'te icra edilecek yani uygulanacak olan İhtifai Milliye. İhtifai Milliye milli yürüyüş. Burada yayan yürüyüş mü, nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar. İhtifa yayan yürümek demek. Burada nasıl bir uygulama yaptılar bilmiyorum. Acaba fethi münasebetiyle halk ya da oraya katılanlar onlar yayan mı yürüdüler bilmiyorum. Yoksa sadece bir yürümeden ibaret mi onu da bilemiyorum arkadaşlar detayını. Burada ihtifanın yaya yürüme olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. İntizamı evet ihtifai milliye intizam ve inzibatın, evet intizam ve inzibatın temini için yani oradaki düzenin temini için miktarı kafi, yeteri kadar, yeteri derecede demek. Burada 11 yazıyor. Yani burada bir dipnot, haşiye var arkadaşlar. Bu kenara yazılmış. Merkez kumandanlığına inzibat memurininin yani inzibat memurlarının manasında devam ediyoruz. Memurini zabıtanın yani zabıta memurlarının tahsis ve izamı yani ayarlanması ve gönderilmesi hususuna himemi valaları ibzal evet ibzal buyurulmak babında. Evet arkadaşlar belgemiz buydu. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'un fethinden müteakip sonra Ayasofya'da biliyorsunuz o meşhur namazı kıldırıyor. Onun tabi ayrı bir kıssası var biliyorsunuzdur belki. İşte onun senevi devriyesi yıl dönümü olması münasebetiyle Fatih ve Ayasofya civarında bir yürüyüş yapılacakmış. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını konu edinen bir arşiv vesikasını sizlerle beraber paylaştım arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah. İleriki derste bir daha görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.